ve Abu Bakar kulüpsüz kaldı. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Cristiano Ronaldo'yu transfer eden El Nasr, Portekizli futbolcuya lisans çıkartabilmek adına yabancı oyuncularından biriyle yollarını ayıracaktı. Ve giden Abu Bakar oldu. Suudi Arabistanlı gazeteci Ali Al Abdallah, Abu Bakar'ın El Nasr'dan resmen ayrıldığını yazdı. Kamerunlu golcü ile iki takımın ilgilendiği ve bu takımların da Fenerbahçe ile Manchester United olduğu aktarıldı. Sergen Yalçın'ın karakter sorunu nedeniyle yerden yere vurduğu, Abdullah Avcı'nın ise aynı sorun yüzünden Trabzonspor'a istemediği Vincent Aboubakar'a Fenerbahçe'nin talip olduğu iddia edildi. İddia ise yeniden Suudi Arabistan'dan geldi. Suudili gazeteci Okaz'ın haberine göre El Nasr kulübüne Manchester United ve Fenerbahçe'den Vincent Aboubakar'ı transferi için resmi teklifler geldi. Gazete, Kamerunlu oyuncunun özellikle Ronaldo ile sözleşmesi yapılmasının ardından El Nasr'dan ayrılışının yaklaştığını dikkat çekmişti. Ligin gücü ve popülaritesi nedeniyle Aboubakar'ın Fenerbahçe yerine Manchester United'da transfer olmayı tercih ettiğini de ekledi. Ancak Aboubakar parayı sever. Ligin gücüne ve reklamına bakmaz. Para varsa Aboubakar oradadır. Bakalım Ali Koç parayla Aboubakar'ı ikna edebilecek mi? Ya da ikna etmek isteyecek mi? Şu an Aboubakar boşta olduğu söyleniyor. Bakalım hangi takıma gidecek?